Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Mutlu Günler Şifa Kapısı Sağlık Programı ile karşınızdayız. İstanbul trafiği olduğu için biraz gecikmeli yayınımıza başlıyoruz. Yaklaşık bir saate yakın sizlerle birlikteyiz. Şifa Kapısı Sağlık Programı'nda bugün Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadehçi hocamız bizlerle birlikte radyasyon onkolojinin yeri ve önemini tedavi alanında konuşacağız. Ama sizler de ekranların başında bizleri izlerken telefonlarınızda sorularınızı değerli hocamıza iletebilirsiniz dedikten sonra değerli hocamıza hemen merhabalar diyoruz. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. İstanbul trafiğinde anca bu kadar olabiliyor. Evet, yine yağmur, de yayınımızda trafik, sıkışıklık ancak İstanbul geçti. Bir anda felç olabiliyor. Evet. Bugün hocam aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü. Yolu sevgiden geçen herkesin günü kutlu olsun diyelim. Çünkü sağlık en kıymetli, en önemli sağlık. Bugün de sağlık bilgilendirme programında aslında eşe, dosta, sevgilisine aslında herkes bir sağlık check-up'ı en büyük hediye olabilir düşüncesini sizlerle paylaşmak isteriz. Bugün radyasyon onkoloji uzmanımıza hemen sorumuzu yöneltmeye başlayalım. Hocam kanser tedavisinde en önemli sağlık aşamalarından bölümler diyebiliriz ama öncesinde kanser nedir? Günümüz çağında Türkiye ve dünyada en yaygın sağlık sorunlarının başında geliyor. Evet. Kanser kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Vücudumuzun her bölgesindeki organlarda kanser gelişebilir. Başımızdan akciğer, mide, kas, bütün her organda gelişebilir. Nadir de olsa kalpte tümörler olmaktadır. Kanserin tedavisi, 3 çeşit tedavisi vardır. Kanser tedavisinde öncelikle evrelerine göre... Kanser hastalığının yayılma evrelerine göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi. Radyoterapi halk arasında ışın tedavisidir. Kemoterapi damardan veya ağızdan verilen ilaç tedavisidir. Cerrahi de tümörün bulunduğu yerde tümörü söküp yerinden atmaktır. Bu tedavi yöntemleri hastanın tümörünün... yayılım evresine göre eğer tümör sınırlı bir şekilde organda kalmışsa evre 1 diyoruz. Çevresindeki organları hafif yaylandırmış, çevresine yayılmışsa tümör çapının büyüklüğü işte 5 santimin üzerindeyse veya 2 santim 5 santim arası bu bizim evrelemede önemlidir. Buna göre işte evre 2'ye çıkıyoruz. Ondan sonra çevresindeki başka organlara yayılmışsa İşte evre 3'e geçmiş oluyor. Evre 3 hastalıkta hastanın cerrahi şansı biraz daha azalmış oluyor. Çünkü cerrahi ile çıkarıldıktan sonra, tümör çıkarıldıktan sonra toparlanması, diğer organlardan o tümörün sıyrılması çok kolay olmayabilir. Yine evre 4 hastalık dediğimizde de diğer uzak organlara, kemik, beyin, işte karaciğer, diğer organlara yayıldığı zaman da hastanın evresi evre 4 olarak da sınıflandırılır. Yalnız evrelere göre tedavide çok fazla umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Zaman geliyor, hastanın patolojik tipi öyle bir patolojik tipi oluyor ki hasta evre 4'teyken bile tedavi başarısı çok daha yüksek seviyelere geldiğini de görmekteyiz. O yüzden evreler önemlidir ama işte benim hastaların en çok sorduğu benim hastalığım kaçıncı evrede? Buna takılmamak gerekir. Yani hastalığın evresi ne olursa olsun tedavisi mutlaka vardır ve bu yapılan tedavide de başarısı devam etmektedir. Hastalık kişiye göre değişir. Aynı hastalık, aynı evrede, aynı tümör tipi bir bayan hastada yaşına göre işte genç yaş olabilir. Ondaki seyriyle
Aynı evrede aynı hastalık bir başka hastada, işte yaşı 70 yaşında olabilir, cinsiyete göre de değişebilir, erkek veya kadın olmasına göre. O yüzden çok fazla evrelere çok fazla takılmamamız gerekir. Peki hocam. Hepsinde mutlaka bir tedavi şansı vardır. Bunu söyleyebilirim. Tamam. Telefon bağlantılarımıza geçeceğiz ama tabii özellikle tedavi alanı kişiye özel olduğunu vurguluyorsunuz. Burada demek ki evrelere takılmadan, evet, yapmış olduğunuz tedavi aşamalarını dikkatlice kendinde sizlerle paylaşarak tedavi aşamalarına sizlerle birlikte yol alması en sağlıklı olacak. Çünkü takıldıkça, evet, stresi getirecek. Stres geldiği zaman zaten bu sefer bizim tedavi ederkenki hastanın morali, motivasyonu düşük olduğu zaman tedavi uzun süreçli bir tedavidir. Onkolojik tedavi zaman geliyor 2 ay, 3 ay, 5 ay, bazen 1 yıla kadar yakın takip yapmamız gerekiyor. Sabır. Hastalarımızı. Evet. Sabırlı olup hekimiyle iyi iletişimde olup onun dediği şeyleri yerine getirerek, hekimin önerdiklerine dikkate alarak yolumuza devam edersek çok güzel başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. Emeklerinizi, bilgilerinizi sağlık hocam. Çok İzninizle yavaş yavaş telefonlarımızı da alalım. Tamam. Hem de izleyicilerimizle de buluşmuş olalım. Radyasyon onkolojinin yeri ve önemini konuşuyoruz efendim. Şifa Kapı Sağlık Programı'nda radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor Züleyha Kadehçi bizlerle. İlk telefonumuza merhaba diyelim. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Züleyha hocama da iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun size. Benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Yayınınızı izliyorum. Evet, evet. Malum çağımızın en büyük hastalıklarından birisi kanser. Evet. Ülkemizde en çok hangi kanser tipleri görülüyor ve kanser tiplerinin bu kadar çok, yani grip kadar çok olmasının nedenleri neler? Hı hı. Bunları öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Sağ olun. Sağ olun. Kanser ülkemizde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada önemli bir hastalık türüdür. Neden önemlidir? Hastalığa bağlı ölüm riski kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sıradadır. Ülkemizde her yıl ortalama 170 bin, 165-180 bin civarında yeni kanser teşhisi konmaktadır hastalarımıza. Yani bunu yuvarlak 200 bin civarı söyleyebiliriz. Çok düşük bir rakam değil, evet, yüksek bir rakam. Kanser tiplerinin cinsiyetlere göre değişimi farklıdır. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir, en sık görülen. Ondan sonra ikinci sırada yine bağırsak tümörleri gelmektedir. Tiroid tümörleri arkasından gelir. Ondan sonra sırayla rahim ağzı tümörleri. Bunlar arka arkaya gelmektedir. Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Akciğer kanserinden sonra yine bağırsak tümörleri çok önemlidir. Bağırsak tümörlerinin içerisinde hepsi girmektedir. Bütün bağırsak dokusu girmektedir. Ondan sonra yine prostat tümörleri erkeklerde önemlidir. Yine sıklığı azalmakla birlikte erkeklerde daha fazla larynx dediğimiz gırtlak tümörlerini görmekteyiz. Bunun da sebebi şeyle bağlantılı, sigarayla bağlantılıdır. Sigara içimi çok yüksek olduğu için gırtlak kanserleri de erkeklerde görülmesi çok daha fazladır. Yine aslında kendimize dikkat edeceğiz ve küçücük bir sinyalde mutlaka sizler, evet, hocalarımıza buluşmak, evet, gerekiyor. Geçer aman ertelemek, hı-hı, zaten yine daha sıkıntıları belki, evet, yine izleyicimizin gidip dediği sorunun sorduğu bir soru da sebep olan faktörler nelerdir demişti. Bunlar genetik faktörler ve çevresel faktörlerdir. Genetik faktörler eğer olduysa annemizde, babamızda, teyzelerimizde, halalarımızda belli bir kanser tipini gördüysek ve onun takibi yapılıyorsa biz de check-up'ımızı ertelemememiz gerekir. Yıllık check-up'larımızı yaptırmamız gerekiyor. Bu check-up'lar kadınlarda 40 yaşından sonra meme taraması için mamografilerimizi,
Yine genetik faktörler varsa, meme tümörü varsa ailemizde 40 yaşından önce klinik muayene ve ultrason, meme ultrasonuyla takibi yapılması gerekmektedir. Yine eğer hastamız ikinci sırada çevresel faktörler, bunların arasında en sık sigara görülmektedir. Bunun için de akciğer tümörlerinin gelişmesini takip etmek için de akciğer grafisi, yıllık akciğer grafisi çekilmesini önermekteyiz hastalarımıza. Peki hocam, şekilde. Diğer telefonumuza izninizle tamam. Merhabalar diyelim. Telefondaki izleyicimiz duyabiliyor mu? Alo. Duyuyorum efendim, evet. Duyuyorum. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Sorunuzu alalım. Buyurun, çok teşekkür ederim. Hocam bir sorum olacak da, şimdi ben İstanbul Gelişim Üniversitesi İl Görüntüleme Teknikleri bölümünü okumak, ikinci sınıf öğrencisiyim. Hangi bölümü anlayamadım? İl Görüntüleme Teknikleri. Tıbbi Görüntüleme. Tıbbi Görüntüleme, evet. Evet. Önümüzdeki sene iş hayatına başlayacağız. Çünkü röntgen, tomografi, MR, röntgende bir radyasyon söz konusu. Evet. Kendimizi nasıl koruyabiliriz bu radyasyona karşı? Bununla alakalı hocamdan yorum almak istedim. Bu da çok güzel bir soru. Radyasyon güvenliği, radyasyonla uğraşan teknikerlerimizde, radyasyonla uğraşan ekip elemanlarının hepsinin radyasyon güvenliği çok önemlidir. Bu işe başladıktan sonra Atom Enerji Kurumu çok sıkı denetimler yapmaktadır. Bizim sağlığımızı koruması adına, yani çalışan güvenliğini sağlamak adına Atom Enerji Kurumu belli kriterlere göre 3 aylık, aylık rutin kontrollerimizi, yine yıllık PA akciğer grafimiz kontrol olarak yapılmaktadır. Yine cildiyeden muayenemiz oluyoruz. Çünkü radyasyonun en çok gösterdiği, yan etki gösterdiği yer ciltte, ciltte maruziyet var mı? Bunlara baktırmak için yıllık yine cilt muayenemizi yaptırmaktayız. Yine göz muayenemizi yaptırmaktayız. Bu benim çalıştığım kurumda bunlar rutin olarak yapılmaktadır. 6 aylık kontrollerimiz vardır. Bunu Atom Enerji Kurumu Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde olduğu için onların belirlediği tarihlerde biz bu kontrollerimizi yaptırıyoruz. Bunları dosyalamalarını hazırlayıp kenarda bulunduruyoruz. Bu bizler için çok önemli. Bizim kendimizi korumaya almamız adına çok önemli şeylerdir. Yeni işe başlayacaklar için de doğru bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, özel alanlarda özel korunma aşamalarından bahsediyorsunuz. Evet. Orada doz aşımı olduğunda sizleri neler bekliyor? İzin ya da tedavi ya da diğer aşamalar neler diye soracağım ama telefondaki izleyicim... Ben şimdi ben şunu söyleyebilirim sadece. Ben radyasyon onkoloğu olduğum için radyoterapiyle çalıştığımız cihazların radyasyon dozları çok daha yüksektir. Yüksek. Yani bu bir görüntülemedeki dozun çok daha yüksek katlarıdır. Evet. Ondan dolayı bizim güvenliğimiz bu şekilde yapılmaktadır ama bir görüntüleme merkezinin, hani bir radyolojinin kriterleri bizim kriterlerimize göre biraz daha hafiftir. Hı hı. Ama biz bu kriterleri biraz önce açıkladığım şekilde bu kriterlerin hepsini yerine getiriyoruz. Yine aynı şekilde görüntüleme merkezleri de belli kriterleri yerine getirirlerse güvenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde işimizi yaparız. Peki hocam, izninizle telefondaki izleyicimize merhabalar diyelim. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar. Dinleyelim efendim. Ben Aydın Kırar. Hoş geldiniz. Biraz yüksek sesle konuşabilirseniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Öğrencisiyim. Evet. İsmim Aydın Kırar. Evet. Deliye hocama iki sorum olacaktı. Buyurun. Kanser hücrelerine zarar veren veya hücreleri öldüren kısa veya yüksek dozlu radyasyon ışını salgı hücrelerde zarar verebilmektedir. Hatta bu hücreleri öldürebiliyor. Günümüzde kanserli olan hücrelerde radyoterapinin yan etkileri ve önemi nelerdir? Bu birinci sorum hocama. İkinci sorum da şu. Radyasyonun zararlı olduğunu biliyoruz. Peki hekimlere gelen hastaların büyük miktarını röntgen veya tomografiye göndererek hastaya ikinci kez fazla doz radyasyon verdiklerini biliyorlar mıdır? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim hocam? Tamam.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim sorunuz için. İki önemli soru başlıyor. Şimdi radyasyonun zararlarından bahsetti. Biz yeni teknolojiyle birlikte radyoterapi uyguladığımız hastaya, yani ışın tedavisi uyguladığımız hastaya, hastanın tümörü eğer akciğerin hilosu dediğimiz işte giriş yerinde veya işte midenin belli bir kısmında veya beynin belli bir kısmında oluşmuş bir tümörse, bizim yaptığımız tedavinin planlamasında biz bilgisayarlı planlamayla hastanın tümörünün bulunduğu yere maksimum dozu verip çevresindeki sağlıklı hücrelere, bu çevresindeki sağlıklı hücre dediğimiz yer, evet, tümörün bulunduğu yerin yarım santim periferindedir. Bir santim periferindedir. Evet. Bununla ilgili planlamaları yapmaktayız. Bu planlamaları da tıbbi radyofizik uzmanlarımız tarafından birlikte bu planlamalarımızı yapmaktayız. Bunu yaparken belli kriterler vardır. Bu kriterler nedir? Sağlıklı dokunun alabileceği maksimum doz, örneğin medulla spinalis dediğimiz sinirlerinden, omurilik sinirlerinden geçen bölgedeki o sinirlerin alabileceği maksimum doz nedir? 46 greydir. Bu 46 greyi, total 46 greyi geçmememiz gerekmektedir. Şimdi bu biraz önce söylediğiniz gibi biz bu hastalığı tedavi ederken çevresindeki sağlıklı organlara da zarar mı veriyoruz veya onlara hastalık oluşturmasına mı sebep oluyoruz veya yıpratıyor muyuz diye sormuştunuz. Burada şimdi iki tarafı keskin bıçaktır. Burada öldürücülüğü olan bir tümör var. Biz bu tümörle savaşmamız gerekiyor. Biz bu tümörle savaşırken aynı zamanda teknolojiyle, hani yeni cihazlarımızla birlikte bu cihazın özelliklerini de kullanarak çevresindeki sağlıklı dokuları da korumaktayız. Maksimum yarar, minimum yan etki. Amacımız budur. Yani yine altını çizeyim. İki tarafı keskin bıçak. Yani tümör çok önemlidir. Onunla ilgili savaşmayı sonuna kadar yerine getirmemiz gerekmektedir. Bir sonraki soru neydi acaba? Hastalara bilgilendirme yapılabiliyor mu? Evet, yapıyor bu, musunuz sorusu? Hastalara diyelim ki görüntüleme amacıyla, teşhis koyma amacıyla hastaya tomografi çekmemiz gerekiyorsa, hastaya işte mamografi çekmemiz gerekiyorsa, teşhiste bunları çekmemiz gerekiyorsa bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü yine dediğim gibi radyoterapide kullanılan dozların çok minimal dozlarıdır. Bununla ilgili de yani hastalığın tamamen oluşturmaz diye bir şey söylemiyoruz ama yine burada da iki tarafı dikkatle gözden geçirmemiz gerekirse teşhisi koyacağız ki hastaya tedavi uygulayalım. Evet. Yani çok büyük bir hele şu andaki görüntüleme cihazlarının süresi çekim yaparken ki süresi çok kısa. Çekim yaparken ki süre ne kadar kısa olursa o kadar kısa sürede maruziyede maruz kalmış olur vücut. Ne kadar az sürede maruz kalırsa o kadar da zarar görmeden ortamdan ayrılmış olur. Yani geçmiş yıllardaki görüntüleme cihazlarının hastanın tomografi cihazında kalması süresi çok daha uzundu. Ve o süre zarfında daha uzun süre radyasyona maruz kalıyordu hastalarımız. Hastalar değil, sağlıklı kişiler. Ama burada şu anda süre kısaldığı için bizim en önemli olarak da teşhise daha çabuk ulaşmamız gerekiyor. Yine bunu yapmadan olmaz. Kesinlikle yapmamız gerekiyor diyebilirim. Peki teşhis koymak için görüntüleme yapmamız gerekir. Peki mutlaka. Bu görüntülemelerin süresi kısaldı dediniz siz. Hı-hı. Önceki teknolojinin arasındaki farkı dile getiriyorsunuz. Evet. Belirli aralıklarda sık sık mı bu sefer cihaza hastalarımız giriş çıkış yapıyor? Şimdiki hastaların, radyoterapi uygulanan hastalarda daha önceleri belli bir işte günlük 200 santigreylik dozu verebilmek için hastanın cihazda daha uzun süreler, dakika olarak dile getirmek istemiyorum ama şu andaki yeni teknoloji cihazlara göre bir 3-5 kat daha fazla sürede masa üzerinde yatıp ışınlamaya maruz kalıyorlardı. Ama şu anda ışınlama süresi maksimum 1 dakika, 1,5 dakika. Ama hastanın tedavi cihazında yatma süresi 10-15 dakika kalabilir ama bu kaldığı sürede de
biz hastanın doğru yerini ışınlayıp ışınlamadığımıza bakabilmek için de tomografi görüntülerini alıp onlara baktığımız için bu süre uzuyor. Yoksa ışınlama süresi çok daha kısa oldu diyebilirim. Peki hocam, izninizle yine telefondaki izleyicimize merhaba diyelim. Alo. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi ve sorunuzu alalım. Adım Gözde, soyadım Çolak, Gelişim Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün bütün Gelişim Üniversiteli öğrencilerimiz bizlerle birlikte. Evet. Dinleyelim efendim, buyurun. 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 Merhaba öncelikle. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Sesimiz az mı geliyor ya da gecikmeli mi geliyor bilmiyorum ama biz sizi duyuyoruz. Sorunuzu alalım Gözde Hanım. Biraz gecikmeli geliyor galiba. Ben 2. sınıf öğrencisiyim. Tıbbi görüntüleme bölümünde okuyorum. Evet. Sizce bu bizim 2 yıllık eğitimimiz yeterli midir? Yani yeterli görüyor musunuz? Birçok çeşitli cihaz. Sesimi alabiliyor musunuz? Biz duyuyoruz sizi. Evet. Evet. 2 yıllık eğitim yeterli mi dediniz? Evet. Yani tomografi, MR, röntgen hepsini görüyoruz. Sizce bunların hangisinde daha çok yoğunluk vermeliyim ben, demek istedi herhalde. Şöyle ben soralım hocam. Şimdi olabilmemiz için. Evet. Şimdi mezun olmak bir noktada da tabii ki iş hayatına atılmak demek. Ben şimdi izleyicime kendim sorayım. Siz kendinizi yeterli hissediyor musunuz? Sanırım. Ben şu an MR'da staj yapıyorum birkaç aydır ama kendimi yeterli hissetmiyorum. Yani işe başladığım zaman hissedeceğim. Anladım. Şimdi teorik bilgiler, ben yine altını çiziyorum. Radyasyon onkolojisi uzmanıyım. Yine radyasyonla uğraşıyoruz ama tıbbi teorik bilgiler verilmesi gereken müfredata uygun olarak verilmektedir zaten. Bu 2 yıllık süreçte de verilmesi gereken bilgiler veriliyordur. Kendinizi kesinlikle eksik veya yani yetersiz hissetmeyin. Hissetmemek gerekir. Bir kişinin bir konuda daha başarılı olabilmesi için uzun yıllar burada çalışması gerekir. Ne kadar yıl çalışırsak o kadar tecrübeleniriz, o kadar gözlemlerimiz artar. Ne kadar gözlemimiz artarsa da o kadar da hayat tecrübemiz artar, mesleki tecrübemiz artar, daha başarılı oluruz. Ama bu demek değildir ki yani ben eksik bilgi aldım. Hayır, her yerde almanız gereken teorik bilgiyi tamamen sonuna kadar alıyorsunuz. Ve bunu da pratikte yapıp tecrübeli hale getirirsiniz. Şimdi hocam mezuniyet oldu. Çünkü binlerce öğrencilerle de karşılaşıyorsunuz staj döneminde. Tabii hocam ki, hangi alanda kalmalıyım ya da ben burada devam edebilir miyim diye birçok soru geliyordur size de. Kesinlikle. İş alanı anlamında aslında belki de en sevdikleri alana yönlendir. Ben şunu altını çizmek istiyorum. Bir kişi mezun olduğu yerden, bunu her zaman içinde söylüyorum. Mezun olduğu yerden ben bu işi sonuna kadar yaparım diye kendine güvenerek, inanarak yoluna devam etmesi gerekir. Zaten sen buna inanıyorsan, bu işi seviyorsan, en önemlisi sevgi ve bu işteki teorik bilgilerinin güzel olması, yani yeterli olması. Seviyorsan, emek harcayacağına da düşünüyorsan zaten başarırsın. Yani bunları söylemeye de gerek yok. Ben inanıyorum ve gözlerinden parlıyor zaten. Yani hani bu işi yapabilecek olan kişi, yapmak isteyen kişi ne yaparsa yapar zaten. İsterse başarır değil mi hocam? Yoksa yani şu üniversiteden mezun oldum, bu üniversiteden acaba yeterli miyim? Hayır efendim, o kişinin kendi içinde biter, özünde biter. Kendini onu almak istiyorsan alırsın, kendini yetiştirirsin, geliştirirsin. Şu anda çok fazla mezun olduğu için her branşta en iyisi olmaya çalışacağız. Herkes yaptığı işin en iyisini yaparsa mutlaka ekmek parası çıkarır yani. Karamsarlık yok. Hayır, mutlaka hayır. Mutlaka 2 yılda olsa, 4 yılda olsa. Ama bu işi sevmek lazım. Bu işi istemek lazım. Yani bu işten, yani ben bu okuldan mezun oldum demekten ziyade ben bu işi severek yaparım, devam ettiririm gibi bu düşünceyle
okumaya devam etsinler. Bir de hocam onu işimizin peşinde koşmazsak zaten iş alanı da açılmayacaktır. Evet, işimizi kesinlikle koşturmak gerekir evet, ki evet, mezuniyet sonrasında evet, işsiz kalmamak adına da. Kesinlikle. Peki hocam şimdi öğrencimizden yola çıkaraktan sorumuzu yöneltelim. Buyurun. Teorikte siz de dediniz ki MR, röntgen, ultrason hepsini görüyorlar. Kesinlikle. Staj alanında da bir noktada mı stajını tamamlıyorlar ya da stajını örneğin ultrasonda tamamladı ama staj sonrası röntgende çalışabilir mi ya da MR'a geçebilir mi soruları var. Onların mezun olduğu zaman hangi branş olursa olsun ben tıbbi görüntüleme de aynıdır. Radyoterapi teknikerliği bölümü de vardır, radyoterapi teknikerliği. Oradan da mezun olanlar stajyerlerimiz var bizim kurumumuza evet, gelen. Mezun olduğu zaman şeydeki bakanlıktan bu stajları yapma zorunluluğu vardır dediğinde mutlaka onları yapmamız gerekiyor. O şu zorunluluk vardır dediklerin içerisinde bütün her branştaki işte ultrason, MR, işte tomografi bunların hepsi varsa bunların hepsini yapman gerekir. Ama yok değilse yapman gerekeni yap ama mutlaka algılarını açık tut. Her yerden bir şey öğrenmeye çalış. Her yerden. Acaba bunu da bir öğrensem mi? Bir bakayım. Yani mutlaka hepsinde, algılar evet, her yere açık olsun. Yok benim stajım bitti kenarda durayım. Hayır bu yanlış şey. Her taraftan bir kulağından bir şey girsin. Mutlaka girsin. Aslında özgüven evet, ve kendimize evet, o cesareti kaybetmeden evet, istediğimizi evet, başarabilmek. Zaten bir insan istiyorsa bir şey yapmayı onun zaten sorular soruyor karşısındaki insana bir şey bakıyor şey yapıyor yani değerlendirme yapıyor ama istemediği zaman biz önüne bütün cihazları sermiş olsak o cihazlara bakar günüm doldu der çıkar gider yani hani ona çok büyük bir kazancı olmaz öyle diyebiliriz. İşimizi sahipleneceğiz. Aynen işimizi basit de olsa yüksek de olsa kompleks iş de olsa İşine sahipleneceksin. İşine sahiplendin mi gerisi gelir zaten. Peki hocam buyurun, güzel bir ekiple çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Radyasyon onkoloji bölümü evet, ve sizin çalışmış olduğunuz kurumda ilk ruhsatlandırılmış özel hastane. Özel hastane. Evet. Ekibinizle birlikte büyük işleri imza atıyorsunuz. Kesinlikle. Sağlığın şakası yok hocam. Aynen. Hele bir de sizin hastalarınız hassas hastalar ve kesinlikle, en çok ayırt etmek sizin tabii ki sağlık alanında ama İlgi, alaka ve stresten uzak, daha motivasyonu bozmadan evet, moralle tamamlanacak bir sağlık alanı. Kesinlikle. Ekibinizle ilgili bilgi almak istiyoruz. Radyasyon onkoloji bölümünde kimler var? Benim çalıştığım kurumda ben 13. yıla girdim bu sene. Evet. İlk ruhsatlandırılmış özel hastane. Ekibin içerisinde hastam kapıdan içeriye girdiği zaman bir ön bankoda çalışan çok sevimli, güler yüzlü bir muhasebecimiz harika, var. Ön görüntülerimiz de varsa yönetmenimizden rica ondan edelim. Sonra, hem de alanı görmüş oluruz, çalışma alanını. İlk dosyası açılıyor hastamızın, ondan sonra hasta bana geliyor. Bizlere geliyor, hekimlere. İki hekim birlikte çalışıyoruz. Vecdi hocamızla birlikte. Hasta bize geldikten sonra hastanın önce bütün görüntülemelerini, patolojisini, bütün değerlendirmelerini bakıyoruz. Hasta kaçıncı evrede, şu ana kadar hangi tedavileri aldı, cerrahi oldu mu, kemoterapi oldu mu, ne kadar süre geçti, kan değerlerinde bir sıkıntı var mı, hastanın morali ne durumda, bunların hepsini bir gözden geçirip bir dosya oluşturuyoruz. Ve hastamızı bilgilendirmesini yapıyoruz. Size şu kadar süre, şu kadar tedavi yapılması gerekiyor. Tedavi süresi işte sabah şu saatte başlıyor cihazımız, akşam şu saate kadar devam ediyor. Cihazda kalma süreniz 15 dakika, 10 dakika, 5 dakika. Bu süre zarfında işte acı çekmeyeceksiniz, sıkıntı yaşamayacaksınız. Burada tedavi olduktan sonra evinize ışın götürmüyorsunuz. Radyoterapi uyguladığımız cihazdaki ışın doku içerisinde kalıyor. Yakınlarınızla iletişimde hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Yani torunlarınızdan, çocuklarınızdan uzak kalmanıza gerek yok. Bunun bilgilendirmesini yapıyoruz. Ve radyoterapi teknikerine hastamızı devrediyoruz. Radyoterapi teknikeri hastamızı alıyor. Bizim planlama tomografisi var. Bu tomografi cihazına götürüyor. Hastanın tümörü olan bölgenin tomografisini çektiriyoruz. Evet. Bu tomografisini çektirdikten sonra hastanın üzerine belli işaretler yapıştırıyoruz. Bu işaretlerin çıkmasını istemiyoruz. Bu işaretler bizim için önemli işaretler.
Bu işaretleri yaptıktan sonra hastamıza randevu veriyoruz ki biz bu sürede bilgisayarla planlama yapalım. Bu planlama sırasında da hastanın tümörüne tam doz verelim. Çevresindeki sağlıklı organları da iyicene korumaya çalışalım diye. Bu planlamamız yeri geliyor bazen 5 saatimizi alıyor, bazen 4 saatimizi alabiliyor. Uzun zaman süreç gerektiriyor. Bu işlemi yaparken de radyasyon fiziği uzmanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu radyasyon fiziği uzmanlarımızla birlikte çalıştığımız için de karşılıklı fikir iletişiminde bulunuyoruz. İşte buna bu kadar verelim mi, dozu şuradan mı verelim gibi. Ondan sonra hastanın bu planlamaları bittiği zaman randevu tarihinde geliyor, randevu saatinde geliyor. Yine teknikerlerimiz tarafından tedavi edeceğimiz cihaza hastayı planlama sırasında tomografiye yatırdığımız şartlarda tedavi cihazına yatırıyoruz ve hastamızın tedavisini uygulamaya başlıyoruz. Ondan sonra her seansta devam ediyor. Ona hastamıza verdiğimiz randevu saatlerinde her gün hastamız geliyor, tedavisini oluyor. Tedaviye bağlı gelişebilecek yan etkiler varsa onunla ilgili de bilgilendirmeleri yapıyoruz. Yine onunla ilgili yan etkileri düzeltmeye yönelik tedavi ilaçlar, şuruplar onları veririz. Ve gerek gördüğümüz hastalarda kan değerlerine baktırıyoruz. Haftalık baktırmamız gerekebiliyor. Ondan sonra da hastamız tedavisi bittiği zaman da raporunu hazırlayıp bize gönderen hekimine, bize gönderen birime hastamızı tedavimiz bitti diye devrediyoruz. Bu peki şekilde. Hocam devamında buyurun. Hastayı neler bekliyor? Bu sonuçlar özellikle tek mi ya da net sonuçlar mıdır diye akıllarda soru kalabilir ama telefondaki izleyicimize buyurun. Merhabalar diyelim. Daha sonra değerli hocamızdan iki sorunun cevabını dinlemiş olalım. Duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Alo. Biraz uzun beklettik ama kusura bakmayın çünkü önemli bir konu ve sizlerle birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Tanıyalım sizi ve sorunuzu alalım. Buyurun. İsmim Abdullah Yasin Demir. Tomografi teknikeriyim. Evet. Zile'den bağlanıyorum programa. Tokat Zile. Tokat Zile ilçesi. Selamlar. Evet. Merhaba. Hocam radyasyon onkolojisi uzmanı olduğu için bir soru soracaktım. Tabii yani, ki. Dinliyorum. Yakınımızda bir hastamız var. Hastamız benim arkadaşımın halası. Evet. Hasta bekar. Rahim içi kanseri. Evet. Dördüncü evrede evet. Hasta. Beyne metastaz yaptı. Yani arada bilinç bulanıklığı falan olabiliyor. Evet. Buna ne gibi bir önlem alabiliriz? Hmm. Ne yapabiliriz? Veya neden olmuş olabilir? Çünkü hasta bekar. Hani gittikçe de hastalık evet. ilerliyor. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Tamam. Buyurun hocam. Öncelikle çok geçmiş olsun hastamızın hastamıza. Hastada anladığım kadarıyla rahim içi tümörü, rahim ağzı tümörü de olabilir, rahimden kaynaklanan bir tümör de olabilir. Evet. Onun beyne metastaz yaptığını söyledi tekniker arkadaşımız. Şimdi hastanın çekilen tomografisinde tümörün yerleştiği yer eğer bulantı merkezine yakınsa veya denge merkezine yakınsa tümörün oluştuğu yer veya göze yakınsa, kulağın bulunduğu yere yakınsa çeşit çeşit yan etkiler görülmektedir. Hastada bulantı olması tümörün bulunduğu yer beyin içerisinde eğer bir tümör oluşuyorsa tümörün çevresine ödem dediğimiz su toplama da gelişiyor. Buna bağlı olarak o kitle 2 santimse de çevresindeki ödemle birlikte bası etkisi beyin içerisine bası etkisi çok daha yükseliyor. Ve hastada bulantı, kusma, halsizlik, dengesizlik gibi şikayetler gelişiyor. Bu hastanın tedavisi beyinde gelişen tümörlerin tedavisinde mutlaka radyoterapi yapmak gerekir. Bu radyoterapi için hastanın yüzüne bir tane öncelikle hastanın başının sabit kalması için yüzüne bir tane maske, termoplastik maske uyguluyoruz. Bu maskeyi belli bir sıcaklıktaki suyun içerisinde yumuşatıp hastanın yatış pozisyonundayken yüzüne o maskeyi geçiriyoruz. Ve o maskenin yüzünün kalıbını almasına sağlıyoruz. Bu şekilde hasta her gün tedaviye girdiğinde aynı pozisyonda dursun ki gözü istemediğimiz yan etkiler gelişmesin veyahut da dengeyle ilgili yan etkimiz olmasın.
arkadan geçen sinirlerin hasar görmemesi için sabitleme bizim için çok önemli. Tabii bu radyoterapi sırasında zaman zaman tümörü öldürürken yan etkilerimiz de ortaya çıkmaktadır. Tabii. Ödem etkisi zaman zaman artabilir. Bununla ilgili de hastamıza destekleyici kortizon tedavisi, bulantılarını kesmek için bulantıyı kesici haplar veya da iğneler kullanmaktayız. Bu yan etkiler tedavinin de yan etkileri olabilir. Tümöre bağlı gelişen yan etkiler de olur. Ama tedavi sürecinde oluşan bu yan etkiler tedaviden sonra tümör daha küçüldükçe yan etkiler daha azalacaktır. Çok fazla endişeye kapılmamak gerekir. Yan etki görülebilecek bir şeydir. Ben tedaviden sonra tekrar bir ay geçtikten sonra hastalarımızda bir tekrar beyin MR görüntüsü alıyoruz. Başlangıçla birlikte ne kadar cevap almışız, karşılaştırmasını yapmaktayız. Yine çevresindeki ödem dediğimiz ödemin ne kadar çözüldüğünü, bu çözülmezse zaman zaman tümörün bulunduğu yer nöbet geçirme merkezlerine yakın olabilir. O yüzden tümör, beyinde tümör geliştiği zaman hasta bize başım ağrıyor diye gelmiyor. Acillere nöbet geçirerek geliyor. Epilepsi nöbeti geçirerek geliyor. Bunun altında MR görüntüsünü aldığımızda beyinde tümör görüldüğünü çok fazla hastamızda görmekteyiz. Tabii ki bu ışın sırasında bu nöbetlerin sıklığı azalır. Daha hasta daha konforlu, kaliteli hale gelir, sağlıklı hale gelir. Ama uzun bir süreçtir bu tedavi. Bu süreçte de doktorumuzla işbirliği içerisinde mutlaka olmamız gerekiyor. Tedavimizde aksatmadan devam etmemiz gerekiyor. Peki hocam, telefona geçeceğim ama yapılan tetkikler sonucu net sonuç mudur? Oradaki raporlama sistemini izleyicilerimiz merak ediyor. Şimdi tümör hücrelerinin tedavi edildikten sonra belli süre, belli süreleri vardır. Kontrol filmlerinin çekilmesi için tedavi bittikten sonra sık aralıklarla biz görüntülemelerini alırız hastamızın. Evet. Ki o bölgede tümör tekrarlamasın, nüks etmesin. Hemen şey yapalım, kontrol edelim diye. Onun haricinde bu görüntülemeler akciğerde en fazla tomografi istemekteyiz. Yine batın tümörlerinde daha fazla MR ağırlıklı gitmekteyiz. Yani tüm batın MR'ı çekilir. Yine beyinde mutlaka beyin MR'ları çekilmesi gerekmektedir. Organlara göre görüntülemelerin şekli değişir. Ama bazen çok nadir de olsa hani gözle görülmeyecek küçük mikroskobik tümörler görüntülemede atlanabilir. Onlarda da yine şüpheli gördüğümüz yerleri kısa süreli takiple tekrar MR'ını çekmesini veya tekrar tomografisini çekmesini zaten biz öneriyoruz. Hastamızı takipten çıkarmıyoruz. Zaten dosyaları özel olduğu için orada bilgiler mevcut olmuş oluyor diye sizlerden takip ettiğimiz kadarıyla bizler de öğrenmiş oluyoruz. İzninizle hocam telefona merhaba diyelim. İzleyicilerimizle sizleri buluşturmaya devam edelim. Efendim duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Merhabalar, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Dinleyelim efendim, buyurun. Onkolojinin tedavide açmazları nelerdir? Ve kanseri neye benzetiyorsunuz? Kanser sürecinde hastanın psikolojik desteğe ihtiyacı var mıdır? Bir de sizin de tanık olduğunuz mucizevi iyileşme örnekleri var mı? Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun hocam. Kanseri neye benzetiyorum? Yunanca'da yengeç adında, krep adında kanser ilk başlangıçta yüzyıllar önce bu şekilde isimlendirilmiş. Evet. Neye benziyorum? Savaşmam gereken bir düşmana benzetiyorum. Mutlaka onunla savaşacağım ve onu yeneceğim. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu kadar sürede yaklaşık 17 yıldır radyasyon onkoloğu olarak çalışıyorum. Asistanlığımdan bu zamana gelene kadar. Gönülden severek yapıyorsunuz hocam, değil mi? Çok seviyorum. Çünkü tüm branş alanında tercih ettiğiniz bir bölüm. Çünkü çok kolay bir meslek değil bu. Yani onkoloji çok herkesin psikolojisinin, dengesinin çok böyle tolere edebileceği bir meslek değil. Çünkü kronik bir hastalık. Bu kronik hastalıkta zaman zaman hüzünlendiğimiz zaman oluyor. Zaman zaman sevindiğimiz zaman oluyor ama hüzünlü zamanlarımız bazen ağır basabiliyor. Onun için bu dengeyi kurmak için
özverili çalışmamız gerekiyor. İlk tedavi ettiğim, asistanlığımda tedavi ettiğim hastalarım vardır. Hala bana tıp bayramında mesaj atarlar. İsimleri bende saklı. Evet. Ve geçen mesela bir hastam geldi. 9 yıl önce tedavi etmişim hastayı. İlk geldiğinde prostat tümörüydü ve prostatından çevresindeki lenf notlarına yayılmıştı. Çok sıkıntılı bir dönemdeydi. Evet. Geldiğinde de çaresizdi. Opere de olamamış. PSA dediğimiz prostat tümöründe büyüyen şeyleri, değerleri var, kandaki değerler. Onlar çok yüksekti. Ve ben dedim ki ona, biz bunu tedavi edeceğiz bu şekilde. Radyoterapisini planladık. Planlamamız, tedavimiz biraz zor geçti ama tedavinin sonunda çok güzel cevap aldık. Sonra kontrollerinde bütün görüntülemelerini yaptık. Hastamızın kandaki PSA değerlerine baktık. Bir baktım, çok kısa bir zaman önce kapım tıkladı, bana geldi. Çok mutlu oldum. Evet. Yani hatırlıyor musun dedi. Tabii ki hatırlamam mı yani sonuçta. Sizin sayenizde bu şekilde oldum dedi. Bazen ummadığım, yani işin içinden, ya ben bundan galiba işin içinden çıkamadım dediğim hastalarımın şu an takiplerini yapmaktayım yani. Ama zaman zaman da hani çok umutlu olduğum vakalarda da farklı sebeplerden, bir beyin kanaması olabiliyor, bir tansiyonla ilgili farklı bir şey gelişebiliyor, başka bir olay gelişiyor. Yani illa bu kanser hastalığına bağlı değil, başka bir sebeple kaybettiğim hastalarda olabiliyor. Onun için güzel tecrübeler de var ama yapılan iyilik de unutulmuyor hocam. Unutulmuyor. Hele sağlıkla ilgili kesinlikle, bir şey olduğunda kesinlikle. Çok yani, çok farklı bir iz mutlaka kocaman o ailede, güzel bir yürekte. Evet. Çünkü onkoloji hastasıyla bir aile oluyoruz zaten. Ben onun ailesini tanırım, onlar beni tanırlar ve şeydirler. Bu bana ne sağlıyor? Hastaya nasıl yardımcı olabilirim? Belki o hasta kemoterapiye çok sıcak bakmayan bir aile. Evet. Veya ailesinin içerisinde hiç kimse bu tedavi olduğunu bilmeyen hastalarım da vardır. Öyle bir yaklaşmam gerekiyor ki hem onun moralini bozmayayım, hem tedavisi sağlıklı bir şekilde gitsin. Bazen hastalarım da bilmiyor tedavilerin olduklarını. Ama birbirimizle karşılaşıyoruz, randevuleşiyoruz. Ondan sonra tedavi oluyorlar, gidiyorlar. Böyle de oluyor yani. Harikasınız. Evet. Ekibinizle birlikte emeklerinize sağlık hocam. Çok yavaş teşekkür yavaş ederim. Programın sonuna gidiyoruz. İzninizle son telefon alalım. Tamam. Daha sonra da yeniden son cümlelerimizi izleyicilerimize buluşturalım. Efendim duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dinleyelim efendim. Selamlar, seni. Saygılar. Sevgiler, saygılar bizden. Buyurun hocam. Bilgisayar problemlerden, bilgisayar problemleri derken şöyle bir durum var. Biraz yüksek sesle rica edelim efendim. Tabii şimdi radyolojinin onkoloji hastalarında eşsiz bir yeri var görüntülemenin. Kesinlikle, evet. Yani 2018 yılındayız, her şeyi görebiliyoruz, reklamlar olsun, o olsun, bu olsun. Evet. Hala radyolojik anlamda hani bu onkoloji hastalarındaki bir bilinçsizlik var mesela. Ya en ufağından 40 yaşındaki hani artık kadınlarda da rutine geçti mesela mamografi çekimi. Meme kanserinden ötürü. Evet. Yaptırmayan milyonlarca kadın var. Evet. Yani hocam bunu nasıl düzeltebilir, nasıl yapılabilir, ne önebilir? Kürşat Beyaz'ın ne kadar güzel beyefendi, hanımlara yönelik desteğini dile getiriyor. Bir mamografiyle aslında hayata ne kadar sağlıklı tutunabileceğimizi dile getiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayınız. Sorunuz var mı? Cevaplasın mı hocam sorunuzu? Tabii cevaplayabilirim. Tamam. Peki, buyurun hocam. Ben şöyle düşünüyorum. Biz kadınlar korkuyoruz, kaçıyoruz. Evet. Mamografi çekildiği zaman sonuçlarını duymaktan korktuğumuz için kaçıyoruz diye düşünüyorum. Yani yoksa hani o görüntülemeyi yaptığımızda bana zararı olur mu, olmaz mı? Onun asla öyle düşüncede olduğunu düşünmüyorum. Korktuğumuzu... Daha bilinçlendirmede mi bizler yani eksikliğimiz var ya da... Görüntüleme yapıldığında sonucunun eğer onkolojik hasta olduğunu duyduğunda yüzleşemeyeceğini düşündükleri için kaçtıklarını düşünüyorum. Doğal olarak hocam bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Evet. Bir de çok fazla çevremizde de çok fazla örnekleri var. Onlara bakıp acaba böyle mi, acaba böyle mi diye endişelenebilirler. Ama inanın bu görüntüleme sırasında yani check-up'lar sırasında mamografi tetkikleri yapıldığı zaman
çok erken dönemde yakalanmış o kadar çok hasta var ki ve bu hastanın tedavisi de o kadar basitleşiyor ki cerrahisi oluyor, arkadan tedavileri oluyor ve çok uzun zaman sıkıntısız bir şekilde yaşıyorlar. Korkmamak lazım veya üşenmemek lazım. Belki bir kısmı da üşeniyordur. İhmal etmememiz evet. lazım. Ya giderim, ederim falan gibi. Bunu yapmamak lazım. Artık şu an o kadar hani maddi olarak da sıkıntıya sebep olabilecek maddi rakamlar değiller evet. bunlar. O yüzden hani kaçmadan mutlaka rutin kontrollerimizi yaptırmamız gerekir. Endişelenmeden yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de hocam izleyicimizin evet. dediği gibi 2018'deyiz kesinlikle. Ve teknolojinin yeniliklerini sizler konunun içinde olarak daha iyi evet. öncesi ve sonrasını kıyaslayabiliyorsunuz. Evet. Teknolojinin yenilikleri günümüz şartlarında bizler için nimet. Kesinlikle. Kısa sürede sonuç odaklı tedavi evet. aşamaları uyguluyorsunuz. Evet. Yani teşhis konduktan sonra tedavinin başlaması, tedavinin bitmesi o kadar kısa zaman oluyor ki evet. artık başladığı zaman arkası geliyor. Yani çok uzun zaman beklemiyoruz da güzel sonuçlar da alabiliriz. O yüzden ihmal etmemek gerekir. Check-up'larımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor kesinlikle diyebilirim. Kesinlikle hocam kendimizi önemsememiz gerekiyor. Kendimizi önemseyeceğiz. Çünkü evet. Sağlık elden gittikten sonra çok keyifli bir dönem evet, olmuyor ve hayat içinde hepimiz için inişler çıkışlar var ama sağlığı yakalamak kendi elimizde aslında. Kesinlikle. Rutin kontrollerimizi efendim yapalım mutlaka. Hı hı. Hocam mamografi hanımlar için, simir testi rahim ağzı için, meme kanseri için mutlaka mamografi evet. ve rutin kan tahlilinden çıkar mı diye sorular yine genel olarak geliyor hocam. Kan tetkikleri, çıkar mı diye soralım. Kan tetkikleri de bize yol gösterir. Evet. Onlara da bakmak lazım ama spesifik şununla diyebileceğimiz prostat tümörlerinde PSA bize yol gösterir. Yine tümör markerlarındaki hareketlilik bize yönlendirir o bölgelere bakılması, görüntülenmesini sağlaması adına. Aslında açılışta grafisi, dediğimiz gibi check-up yaptırmak yılda bir. Kesinlikle. Bize zararı yok, fazlasıyla yararı olacaktır. Evet, hocam, sağlık kazandırır. Kesinlikle, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık, ekibinize birlikte. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız, destek verdiğiniz programımıza sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Efendim, konunun uzmanından dinledik. Radyasyon onkoloji uzmanı, uzman doktor, radyasyon uzmanının önemli isimlerinden efendim Züleyha Kadehçi hocam. Kıymetli bilgilerini bizlerle paylaştı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz güzel dileklerinize. Türkiye'nin, dünyanın, Avrupa'nın her yerinden bizlere destek veriyorsunuz. Üniversitelerde izlenmek, takip edilmek, hastanelerde ve görüntüleme merkezlerinde takip edilmek bizleri çok çok mutlu ediyor. Bugün Gelişim Üniversitesi efendim bize destek oldu ve güzel sorularıyla aslında izleyicilerimizi bizleri bilgilendirmiş oldu. Hocamızın cevapları. Öğretim görevlisi efendim Gelişim Üniversitesi'nden Selim Öğüt, radyoterapi programlarının başkanı. Yine İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden tıbbi görüntüleme teknik öğretim ve üyesi değerli hocamız ekibiyle bizleri, öğrencileriyle birlikte bizleri izlediklerini dile getirdi. Yayında ve yapım demeye geçen bütün ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık.